Artık hız denklemlerini nasıl yazmamız gerektiğini bildiğimize göre bunu bir tepkime üzerinde gösterebiliriz. Bu videoda nitrik oksit yani neonun hidrojenle tepkimeye girerek 1280 santigrat derecede bize nitrojen ve su verdiği örneği inceleyeceğiz. A şıkkında bizden hız denklemini bulmamız isteniyor. Bir önceki videodan hatırlıyorsanız tepkime hızının K yani hız sabiti çarpı öncelikle nitrik oksitin derişimine eşit olduğunu söylemiştik. Nitrik oksit reaktant olduğuna göre tepkime hızı da onun derişiminin x kuvvetiyle doğru orantılı olmalı. Ama x'in ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Tepkime hızının diğer reaktantla yani hidrojenle de orantılı olduğunu bildiğimizden hidrojeni de buraya ekliyoruz. Onun da kuvvetini bilmediğimiz için ona da y diyelim x ve y'yi aslında deneysel verilere bakarak kolayca bulabiliriz. İlk olarak x'in ne olduğunu bulalım. x'i bulmak için nitrik oksit derişiminin tepkime hızını nasıl etkilediğini bilmemiz gerekiyor. Bunu bulmak için birinci ve ikinci deneylerin verilerini kullanabiliriz. Aslına bakarsanız bu iki deneyi seçmemin nedeni bu deneylerde hidrojen derişiminin sabit olması. Gördüğünüz gibi hidrojen derişimi ikisinde de 0,002 molar. Nitrik oksitin derişimi ise ilk deneyde 0,005 iken ikinci deneyde 0,01'e yükselmiş. Başka bir deyişle derişim tam iki katına çıkmış. Bir de tepkimenin başlangıç hızı nasıl değişmiş ona bakalım. Hız da 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'e çıkmış. Yani 4 kat daha fazla gözüküyor. Tepkime hızı 2 deney arasında 4 kat artmış. Bunu direkt aklınızdan hesaplamak zor geliyorsa bir hesap makinesi kullanarak 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'i 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 5'e bölebilirsiniz bunun sonucu da 4 eder. Yani bu hız buradakinin 4 katıymış. Artık nitrik oksitin derecesini bulabiliriz. Bir önceki videoda yaptıklarımızı hatırlayalım. 2 üzeri x 4'e eşit demiştik değil mi? 2 üzeri x 4'e eşitse x'in 2 olduğunu gayet rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Sonuçta 2'nin karesi 4'e eşit değil mi? Öyleyse bunu hız denklemine yerleştirebiliriz. Demek ki hız eşittir k çarpı nitrik oksit derişiminin karesi olmalı. Yani bu tepkime nitrik aside göre ikinci dereceden, o zaman hidrojene göre olan dereceyi de bulmamız gerekiyor. Bu sefer de nitrik oksit derişiminin sabit tutularak yapıldığı deneylerin sonuçlarını incelemeliyiz. Mesela ikinci ve üçüncü deneylere bakabiliriz. İkisi içinde bu derişim 0,01 molara eşit. Bu sefer hidrojenin derişimi değişmiş. O da 0,002'den 0,004'e çıkıyor. Dolayısıyla hidrojenin derişimini 2 katına çıkardığımızda tepkime hızının ne olduğuna bakmamız gerekiyor. 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'ten 1 çarpı 10 üzeri eksi 4'e yükselmiş. Yani hız da iki katına çıkmış. Tam iki katına. Evet, biliyorum bazen bu işler biraz kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu değişim nasıl iki kat olabiliyor diye sorabilirsiniz. Eğer bu şekilde kafanız karışıyorsa tek yapmanız gereken bu işlemi yani 1 çarpı 10 üzeri eksi 4 bölü 5 çarpı 10 üzeri eksi 5'i hesap makinesinde yapmak. Böylece bu sayının diğerinin 2 katı olduğunu görebilirsiniz. Pekala, şimdi bir de 2 üzeri kaç 2'ye eşit olur onu hesaplayalım. Yani 2 üzeri y, 2'ye eşit dediğimiz zaman y kaç olur? Tabii ki 1. Sonuçta 2 üzeri 1, 2'ye eşit. Artık tepkiminin hidrojene göre birinci dereceden olduğunu biliyoruz. Onu da denkleme yerleştirebiliriz bu durumda hidrojenin üssü 1 olacak. Artık hız denklemini yani A şıkkının bizden istediği şeyi belirlemiş olduk. B şıkkında bizden tepkimenin toplam derecesini bulmamız isteniyor. A şıkkında hız denklemini zaten belirlediğimiz için bu bizim için oldukça kolay olacak. Reaksiyonun nitrik oksite göre ikinci dereceden, hidrojene göre birinci dereceden olduğunu zaten biliyoruz. Toplam dereceyi bulmak için sadece bu ikisini toplamamız gerekiyor. 2 artı 1 bize 3'ü verdiğine göre tepkimenin derecesi 3 diyebiliriz. Şimdi de hız denkleminde bulduğumuz üslerle tepkimedeki katsayıları karşılaştıralım. Tepkimedeki nitrik oksitin katsayısının 2 olduğunu görünce hız denklemindeki üssünün de bu nedenle 2 olduğunu düşünebiliriz. Ama fark ettiyseniz hidrojenin tepkimedeki kat sayısı da 2. Ama hız denkleminde bulduğumuz üssü 1'di. Bu yüzden de denkleştirilmiş bir tepkimedeki katsayılara alıp hız denklemindeki üsler yerine kullanamayız. Üsleri bulmak için deneysel verilere bakıp hız denklemini oluşturmamız gerekiyor. İlerleyen videolarda tepkime mekanizmalarını biraz daha inceleyip daha detaya gireceğiz. Ama önce buradaki soruları bitirelim. C şıkkında hız sabitini bulmamız gerekiyor. Hız sabitini bulmak için A şıkkında bulduğumuz hız denklemini ve bu gördüğünüz deneysel verilerden birini kullanmamız yeterli olacak. Aslına bakarsanız hangisini kullandığımızın pek bir önemi yok. Yani bu üçünden birini seçmemiz yeterli. Ben ilk deneyi seçmek istiyorum. O zaman elimizdeki tüm bilgileri bu denkleme yerleştirmemiz gerekiyor. Mesela burada tepkime hızı var. Buradaki verilere göre birinci deneyde bulunmuş olan başlangıç hızı 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 5. Birimi de molar bölü saniye. Öyleyse bunu denkleme yerleştirebiliriz. 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bölü saniye. Bu şekilde tepkime hızını yazmış olduk. Tepkime hızı eşittir. Hız sabiti K ki aradığımız şey bu çarpı nitrik oksitin derişiminin karesi. İlk deneydeki nitrik oksitin derişimini buraya yazabiliriz. Nitrik oksitin derişimi 0,005 molermiş. Dolayısıyla buraya 0,005 molar yazıyoruz bu derişimi bir de hidrojenin derişimiyle çarpmamız gerekiyor. Deneysel verilere dönüp hemen ona da bakalım. O da 0,002 molarmış. O zaman onu da yerine yerleştirebiliriz. Artık tek yapmamız gereken bu denklemi K için çözmek. Tabii bunun için hesap makinesine ihtiyacımız var. 0,005'in karesi bize 2,5 çarpı 10 üzeri eksi 5'i veriyor. Bunu bir de 0,002 ile çarpmamız gerekiyor. Böylece sağ tarafta elde ettiğimiz değer 5 çarpı 10 üzeri eksi 8. 5 çarpı 10 üzeri eksi 8. İsterseniz bir de birimleri kontrol edelim. Burası molar kare olacak. Burada da bir molar var. İkisinin hız sabitiyle çarpımı da 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 5 molar bölü saniyeye eşit. Aslında bence önce sayıyı bulalım. Çünkü birimlerle sonra da ilgilenebiliriz. K'yı bulmak için 1,25 çarpı 10 üzeri eksi 5'i 5 çarpı 10 üzeri eksi 8'e bölmemiz gerekiyor. Sonuç 250 çıktı. Yani K 250'ymiş. Bunu buraya yazalım. 250 ama birimi ne? Solda molar, sağda da molar var. Bu durumda bu ikisi birbirini götürebilir. Solda 1 bölü saniye kaldı. Sağda ise molar kare var. İki tarafı da molar kare ile böldüğümüzde bulacağımız şey hız sabitinin birimi olur. Yani 1 bölü molar kare çarpı saniye. Böylece tepkimenin hızını bulmuş olduk. Ama fark ettiyseniz bu sadece belirli bir sıcaklık için geçerli. Bizim tepkimemiz 1280 santigrat derecede gerçekleşiyordu. Demek ki bulduğumuz hız sabiti bu sıcaklık için doğru olacak. Bunu da yaptığımıza göre artık sorunun en son şıkkına geçebiliriz. D şıkkında nitrik oksitin derişimi 0,012 molar. Hidrojenin derişimi ise 0,006 molar olduğu zaman tepkime hızının ne olacağını hesaplamamız isteniyor. Bu soru için de biraz önceki hız denklemini kullanabiliriz değil mi? Yani A şıkkında bulduğumuz hız denklemini. Tepkime hızı eşittir. Hız sabiti K çarpı nitrik oksitin derişiminin karesi çarpı hidrojenin derişimi. Amacımız tepkime hızını bulmak. Yani R'yi arıyoruz. Bu sefer K'nın da ne olduğunu biliyoruz. K, 250, 1 bölü molar kare çarpı saniyeye eşit. Nitrik oksitin derişimi 0,012 molar. Ama bunun karesini almamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi soruda verilen derişimi buraya yazdım. Hidrojenin derişimi ise 0,006 molar. Onu da buraya yazalım. 0,006 molar. Üssü 1. O zaman artık tepkime hızını bulabiliriz. Öncelikle hesaplamayı yapalım. 0,012'nin karesini önce 0,006 ile sonra da 250 olan hız sabiti k ile çarpmamız gerekiyor. Cevap 2,16 çarpı 10 üzeri eksi 4. Hatta yuvarlarsak 2 virgül 2 çarpı 10 üzeri eksi 4 de diyebiliriz. Bir de birime bakalım. Burada molar kare var. Burada da molar kare var. Demek ki en son molar bölü saniye kalıyor. Zaten biz de tepkime hızının biriminin bu olduğunu biliyorduk. Böylece soruda isteneni yani tepkime hızını da bulmuş olduk.